Sesini duyuyorum ben onun. Kokusunu mu alıyorum? Hayatım. Yoksa bu duyduğum deniz motorunun sesi değil de boğazdan geçen gerçek motorun sesi ve mazot kokusu mu ablam? Canım. Hazır mazot konusu açılmışken ne yapsam ben? Gidip bu denize mazot döküp yaksam mı ya? Hayatım lütfen otur ama ya. Sen hala narkozun etkisiyle halüsinasyon mu görüyorsun nedir? Takma kafana. Kız ben hızımı alamadım o gece. Ya şunun kalan 3 tane saçında yolayım mı ablam? He? Gidip şunun burun arasına bir tane çakıp iyice yamultayım mı? Ay. Kulağını ısırıp kapartıp kedilere atayım mı ablam? Aa, otur gelinlerin Mike Tyson'ı otur. Bak Rıza anlatmış ya. Senin kafan ilaçtan mütevellit uçurtma gibiyken kendi ağzına ayrıldık bitti demişsin oğlana. Ne biçim konuşmuşum? Hatırlayamıyorum da. Vallahi kendi ağzıma cart alarak yutatır var ablam. İşte Rıza da o bunalımla gitti. Deniz ahtapotunun kollarında buldu herhalde kendini. Ya niye kendini kaybedip denizin kollarında buluyor ablacığım? Navigasyon var, GPS var, uydu resimleri var. Kaybetmesin kendini. Lokasyonuna, ellerine, boyamına bir hakim olsun. Ha, ne yapacağım işte erkek gülüm, erkek aklı orta affedersin. Herhalde yalnız kaldım, bu yandaki de kuyruk sallıyor. İşte vakit geçsin, gönül eğlendireyim diyerekten. Tek tek basaraktan, bari süzerekten. Bu sacaklı da atmaca gibi atlayaraktan o oldu. Akbaba, leş kargası. Gidip bunu sapanla vurayım ablam. Aa, yapma böyle Nur hayatım ya. Sen eskiden daha hesapçı, daha sinsi, daha soğukkanlı bir tiptin bebeğim ya. O senin güzel görüşün ablam. Doğru. Arkadaşlar falan da sağ olsunlar hep benim için böyle derler ama işte şoktan. Hmm, bak gülüm. Şimdi bu kadar mikro ölçekte bir yanlış anlaşılma için ortalığı ayağa kaldırmayalım değil mi? Babanı, abini, bizimkileri düğün arifesinde velveleye vermeye değmez. Sen hep ne dersin? Yüz verme yetime döner koy. Ay yok öteki. Ha, erkeği çok sıkmamak lazım, boğmamak lazım. Değil mi ama? Bence Rıza bekarlığa veda partisini yandakiyle veriyor. Sen kafasını yükseltme, alttan al. Yakında tapusu sende nasılsa. Ya tabu bende de. Elin paçozu benim araziye kaçak gece kondu ki ablam. Of. Neyse ya. Ben zaten yazdım kendi senaryolarımı. Hah. Rıza'yı denizden tiksindirme senaryolarımı. Yok kız. Dizinin senaryolarını. Yapımcıya da verdim. Yakında bu beygir suratlının insan içe çıkacak hali kalmayacak. Ha bu terasta değil. Karasal yayında, dijital platformda HD kalitesiyle rezil edeceğim onu. Oğlum, Selahattin abi 3 gündür hastanede. Çağımızın vebası isilikle savaşıyor. Çağımızın vebası? Yaygınlık olarak. Her canlı isiliği tadacaktır. O değil de sen yandakilere geçmiş olsun demedin mi? Yo, Selahattin hastaneye kaldırıldığı gün maç vardı. Unuttum kardo. Ertesi gün? Ertesi gün telefonla arayacaktım ama set vardı. Uber geç oldu, yalan oldu. Sonraki gün? Sonraki gün artık telefonu aramak da kesmezdi. Geçmiş olsun da kapıda uğramam lazımdı. Üşendim. Oğlum, herif hastaneden çıkıyor bugün artık. Geçmiş olsun borcunun üstüne geciktikçe faiz biner. Biliyorsun değil mi kardo? Görüyorum ve arttırıyorum. Geçmiş olsun borcu tefeci gibidir. Borcun zamanını geciktirirsen katlanarak artar. Artık kapıdan uğramak da etmez. İş büyüdü. Gidip en az yarım saat oturmam lazım. Sert. Birlikte gidelim mi? Oho! Ben hastaneye kaldırılırken o an geçmiş olsun terastan çaktım. Bitti oğlum. Hey, sense borç batağındasın karşım. Peşin satan, veresiye satan. Ben böyle berbat bir otel görmedim Ulumanita. Dekorasyon rezalet. Yemekler felaket. Animasyon, eğlence, sefalet. Herkes 9 olunca sıkıntıdan gidip odasında uyuyor. Selahattin sen hastanede değil miydin anam ya? Hangi otel ki kız bu? Tabii ki hastanedeydim benim canım. Espri yapıyorum. Da anlamak için asgari bir IQ gerekiyor. Dinlemedeyim Gülistan. Ha yok ben çıktım sizi beklemedim. İyiyim, iyiyim. Nereye geliyorsun? Ben bir arkadaşın dükkanına uğradım. Oradan eve geliyorum. Geliyorum, tamam. Oldu. Aman çekinme Selahattin abi, dükkan senin. Tülay, bak arıza yaptın diye hastaneden direktman sana uğradım. Kortizondan ayaklarım şiş, zor yürüyorum. Nur yüzümü gördün, başın göğe erdi. Artık ben uzuyorum. Zerrin,
Sahne senin anam. Bu ne lan? Maskeli balo mu? Yok gülüm, bence cadılar bayramı. Selahattin, seni görmem imkansız rüyalarım olmasa. Senin masken arada böyle zerine takıyorum ki hasret giderebileyim. Seni göremediğim için düşün. Ya beni görüp de ne yapacaksın benim canım? Benim fikirlerimi kavra yeter. Fikirlerim ne? Konsomasyon yok. Şarkını söyle, namusunla otur, beni bekle. Vallahi unutuyorum ben senin yüzünü Aram. Diyorum bu adam sarışın mıydı, esmer miydi, Çinli miydi, Afro-Amerikan mıydı? Bak, zenci bile demiyorum. Siyaseten o kadar doğrucu bir insanım. Ama değerimi bilmiyorum. Hafızanı mı kaybettin benim canım? Niye hatırlamıyorsun beni ya? Ben senin yarım porsiyon IQ'nu yerim. Seni de yerim. Ama şimdi değil. Sonra. Paket yap, sonra yiyeceğim. Hadi görüşürüz. Ya Selahattin bir başımda olsan ya. Kız, paket yap sonra yiyeceğim dedi ya. Ne hissettin biliyor musun? Benim özlemimi, onun sakaysızlığını değil mi anam? Ya ben bu Selahattin'e bir doyamıyorum ya. He, ben de doyamıyorum onu dedim. Açım kız, gidelim paket yaptıralım. Yarın porsiyon ekmek köfte bir şey içimiz idi kork. Rıza'ya yumruk atmam İlişkinizde bir şey değiştirmedi değil mi tatlım? Hayır canım, biz çok aşığız ve çok kararlıyız. Kahretsin. Nur Hayat'ın saçımı yolması bile bir şey değiştirmedi Açılay. Sadece artık şuralara bir iki çıt çıtla takviye yapmam lazım. Rıza akşam yemeğe geliyor buraya. Domatesli zeytinli makarnandan mı yapacaksın? Evet. Eyvah. Dün gece öyle demiyordun ama. Yerken mutluydun ama. Hani çok lezzetliydi. Evet, çok lezzetliydi. Hani makarnayı da yerse iyice yapışır sana bu. Türkiye'nin en marjinal mahallesine gidip en ana akım adamı buldun ya. Pes. Kuzey Kutbu'na gitsen ısınmak için salepçi arayacak bir tipsin. Ama ne? Ay Safari'ye gitsen kaplanın yavrularından isteyecek bir tipsin. Tamam, ne yapalım? Uzaya gitsen doğası çok güzel ama alışverişi zayıf. Zaten İstanbul'da da her şey var diyecek bir tipsin. Etti be! Yavrum ben Lenduha gibi üç oda bir salon kamyonet alıyorum sizden. Niye böyle bir spor araba yolladınız? Ha anladım, anladım ciğerim. E ne gerek var? Üç gün beklerdik ya. İlla jest olarak böyle bir spor arabayı gönderiyorsunuz üstü açık. Tamam, tamam peki. E üç gün bunu kullanırız kamyonet gelesiye kadar. Peki, haydi. Haydi iyi günler. Sağ olasın. Ne bu Şeyh Musa? Genç delikanlı arabası yakışıyor mu sana? Aa, almadım ki Servet Hanım. Kamyonet fabrikadan çıkasıya kadar üç gün bunu kullanacağız işte. Lüzumsuz işler. Gençlik heveslisi adamlar gibi, dost tutmuş gibi, şakaklarını siyaha boyamış gibi, mavi hapları dadanmış gibi, güzellik yarışmasında jüri olmuş gibi. Yahu Servet Hanım, nereden nereye geldik? Bak genç kızlar sana bakıyorlar, ayıplıyorlar. Ay hiç yakışıyor mu aksakallı dedeye diye. Aksakallı dede mi? Vallahi benim onların rüyalarına girip hiç sayısal tüyo vermişliğim yok. Aksakallı dedeymiş. 9.30'da sendeyim o zaman. Ay. Kim biliyor ne yemekler yapacaksın? Vallahi o konuda biraz kendime güveniyorum. Deyip beklentiyi yüksek tutup makarna yaparmışsın mesela. Aa, ne havalı araba. Güle güle kullanın, sizin mi? Sağ ol kızım, sağ ol. Geçici, geçici. Emir Bey, bir geçmiş olsuna geleceksiniz herhalde. Ah, oh, evet. En kısa zamanda. Yalnız şu ara biraz sıkışığım. Anlayış gösterirseniz. Ah, aşkım yeni motoruna beni sete bıraksana. Wow! Motorcu kızların hastasıyım ya. Yürüsek mi aşkım? Egzersiz olur. Ehliyet aldın. Artık şu korkuyu yen. Panik yok. Korkacağımız tek şey kendi korkularımızdır, okey? Ben korkularımdan korkmuyorum ki. Birine çarpmaktan korkuyorum. Arkadaş, üç harfliler gibi motor. Üç harfli? K-Ü-Z kız gibi motor. Ama Açılay binmeye korkuyor. Bize versin, biz bineriz. Yok ya. Emir, sen yürü. Sen bakarken tedirgin oluyorum. Tamam,
kullanacağım. Senin oyunun dekorundan kalmış. Nikolay Gogol. Niye? Aranızda husumet mi var? Hayır sevgilim. Bu akşam burada bir dinin hatıra defterini oynayacağımı tamamen unuttum. Bu akşam Taksim'de de Kral Lear'ı oynuyorum yahu. Vallahi buranın üç gecelik biletleri satıldı hacı. Kirayı da peşin aldım. Sen oynamazsan ben çıkıp oynarım. Üç gece mi? Kral Lear de üst üste üç gece. Vallahi kralını tanımam. Dediğim gibi. Pekala pekala. Düşünüyorum. Kral Lear 6'da başlıyor. Birinci perde 7'de bitiyor. Yarım saat antrakt var. Birdenin hadra defteri 7'de başlıyor. Taksim'den burası motosikletle. 2 dakika. Birinci perde bitirdikten sonra buraya koşup Birdenin hatıra defterini hızlı tempo 1 saatte bitirsem... Gogol için okeyse benim için bir sakıncası yok. Kral Lear'da 2. perde bensiz 3 sahneyle başlıyor. Arkadaşlar ağır ağır yarım saatte oynasalar... saat 8'i 2 geçe Taksim'e Kral Lear 2. perdeyi oynamaya yetişebilirim. Kralını oynarsın, 2 de pantolon dikersin. Başarabilir miyim acaba? Bir aktör için ilginç bir deneyim. 2 karakter arasında geçiş, farklı hezeyanların... Hacı hiç beni hezeyanlarla falan şişirme. Ekmeğimize bakalım, gözünü seveyim. Bak yine sponsordan istek sahneler geldi, böyle peçeteye falan yazılmış. Deniz... yine kötülükler prensesi mi? Dozu da arttırmış bu sefer ha. Vallahi ben bu işi biliyorsam yakında bu kızı sokakta Erol Taş gibi döverler. Tabii ki gelip sende yemek yaparım. Mutfak onlarca yeteneğimden yalnızca biri. Ve bir aktör olarak hayat amacım yeteneklerimi teşhir edip ilgi toplamak. Ay sağ ol Çağatay ya. Çünkü biliyorsun ağaç tutmaya zamanım da yok, param da yok. Gerek de yok. Zengin bir salata, finalde seksi bir tatlı... ve ana yemek olarak da tel kadayıf yatağında ızgara karides nasıl? Nasıl? Bayağı yataklı mataklı, çeyiziyle geliyor karides. Süper. Misafir 9:30'da geliyor. Sen 7'de başlasan 2 saatte hazırlayıp gidersin değil mi? Bu ara kafam dağınık biraz. Gece hayatı yordu. Akşam 7'de bir işim vardı sanki benimle. Çıla. Ne oldu tatlım? Hiçbir şey, niye? Ambulans nerede kaldı ki? Dur. Uyanıyor mu? Selahattin. Selahattin'im. Selahattin kim? Benim manitam oluyor. Bizzat sensin ya abi. Kaza geçirdin. Nasılsın, iyi misin? Anan baban giller, akrabaların giller. Nasıllar? Serin. Az alışkanlığı kız. Siz kimsiniz? Benim anam Tülay. Tülay. Silahattin abi, hatırlamıyor mu? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum hiçbir şey.
Bamboş. O zaman Silahattin abi, bana 20.000 dolar borcum var. Ben senedi yazı vereyim ambulans gelene kadar sen imzala. Zerrin! Anam, adamın hafızası mı gitti? Ne oldu? Dur, sen kendini yorma. Yorma kendini. Sen yat gülüm, yat. Yorulma. Bir imzayla insan yorulur mu kız? Aha! Geçti morun pazarı.